Sevgili kız kardeşim, 14 Mayıs'a çok az bir süre kaldı. Bu seçimde sadece bir cumhurbaşkanı ya da meclis seçmeyeceğiz. Bu seçimde nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizi oylayacağız. Senden bu son 21 yılı bir gözden geçirmeni istiyorum. Biz kadınlar bu 21 yılda neler duyduk, neler yaşadık birlikte hatırlayalım istiyorum. Bize kadın dediğin kahkaha atmaz dediler. Bize kadınlar çalıştığı için erkekler iş bulamıyor dediler. Hamile kadın sokağa çıkmasın dediler. Kadın saldırıya uğradığında bağırmıyorsa rızası vardır dediler. İstenmeyen gebeliklerde neden çocuk ölüyor, anası ölsün dediler. Kadın erkek eşitliğine inanmıyoruz, fıtrata ters dediler. Sanki milyonlarca çocuk aç değilmiş gibi her ağızlarını açtıklarında en az 3 çocuk buyurdular. Bir gece yarısı tek bir adamın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'ni feshedip 6.284'ü seçim pazarlığına malzeme ettiler. Biz kadınlara had bildirmelerinden bıktık, yalanlarından yorulduk, haksızlıklardan usandık. Artık yeter demenin zamanı gelmedi mi sence de? Sevgili kız kardeşim, biliyorum sen de benim gibi karşımızda duran bu karanlığın farkındasın. Antep'te patron çocuklarının aramızdan aldığı duygu deleni, Ezgi Alya Yiğit'i hala unutmadık. İktidara sırtını yaslayıp Feray Şahin'i elimizden alan özel harekatçıları unutmadık. Bu adaletsizlik düzeni her gün aramızdan bir kız kardeşimizi daha alanların sırtını sıvazlıyor. İşte şimdi karşımızdaki listelerde bu adaletsizlik düzeninin sabık bakanı var. Karşımızda Başpınar ve Ünaldı patronları var. Her suçu işleyip ceza almadan yırtabileceğine emin olan para babaları var. Karşımızda din istismarcısı çeteler var. Kadınları hor görenler, kadınları ikinci sınıf yurttaş muamelesi yapanlar var. Sınırları kevgire çevirip Antep'i silahlı cihatçı çetelerle dolduranlar, bu kenti kadınlar için güvensiz bir kent haline getirenler var. Karşımızda ceberut ittifaklar var. Ama bilmeni isterim ki sen de ben de seçeneksiz değiliz. Çünkü tüm bu karanlığın karşısında özgürlük ve eşitlik isteyen kadınların ittifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı var. Gel, sarayında milyonların üzerinde oturup bizim adımıza karar verenlerin saltanatına birlikte son verelim. 14 Mayıs'a kadar hep birlikte çalışalım. 14 Mayıs günü sandıkta tek adamı devirip kadınların sesini meclise taşıyalım. Hiç şüphen olmasın. Bu seçim kadınların seçimi olacak. Şiddetsiz, eşit, özgür bir yaşamı birlikte kazanacağız. Kadınlar kazanacak.